efendim Müslüman devletler arasında ekonomik, ticari, sosyal, politik ve inanç birliğinin ilişkisinin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği önümüzde çok güzel bir örnek. Neden Müslüman devletler arasında da bir birlik oluşmasın? Ama bu aynı zamanda Hristiyan ve Musevilere de şefkatli, merhametli bir birlik olacak. Bu birlikle ilgili fikirlerinizi alabilir miyim? Türkiye çok ciddi potansiyel olan bir ülke. Hele hele gıda ile ilgili potansiyeli müthiş. Çünkü biyoçeşitliliği çok zengin. Dünyanın en zengin biyoçeşitliliğine sahip bu ülke. Dünyadaki 12 bin bitkinin 4120'sinin orijini Türkiye. Mesela Avrupa kocaman bir kıtadır. Avrupa'daki endemik, yani Avrupa'dan orijinlenen bitki sayısı 2400'dür. Türkiye onun 14'te biri, 15'te biri. Neredeyse Türkiye iki katı bir endemik bitkiye sahip. Şu anda buğdayın ana vatanı Türkiye'dir ve bütün dünyayı doyuruyor. Yani Türkiye'nin tarımsal faaliyetler yönünden korkunç bir kapasitesi var. Bu İslam ülkelerinin de hele hele Körfez ülkelerinin de son derece az bu şeyler. Tabii ki onlar yılda 25 milyar dolarlık gıda ithal ediyorlar. 25 milyar dolarlık gıdanın yarısı en az niye Türkiye'den ithal edilmesin? Türkiye dünyada üretilen 3 tane ürün hariç kakao, kahve, kokonat. Bunlar hariç hepsini üretiyor. Onların bütün ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılamak mümkün. Çünkü Türk tarımı çok ciddi bir gelişme performansı gösteriyor. Yani son 10 yıla baktığımızda 23 milyar dolarlık bir değerden, hasıla değerinden 63 milyar dolarlık bir hasıla değerine yükselmiş. Ve bütün krizlere rağmen, yani kuraklık krizlerine rağmen 2 yıl, global krize rağmen, efendim dünya gıda krizine rağmen Türk tarımı habire büyüyor. Sabit fiyatlarda habire büyüme gösteriyor. Bütün dünyanın dikkatini çekiyor. Türk tarımı dünya sıralamasında 11. sıradayken şimdi 7. sıraya. İnşallah daha henüz Dünya Bankası ve FAO açıklamadı ama 6. sıraya yükseldiğimizi düşünüyorum. Avrupa'nın 4.sü iken Avrupa'nın 1. sırasına. Yani İspanya'yı, İtalya'yı, Fransa'yı da sollayarak şu anda Türk tarımı Avrupa birincisi. Türkiye Avrupa birincisi. Yani Türkiye onların ihtiyacı olan gıdayı karşılamakta son derece stratejik bir konuma sahip. Kapı komşumuz ya. Kapı komşu. Suriye sınırından giren gıda, yani 25 milyar dolarlık bir gıdayı siz bu ülkeden karşılayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir ekonomik entegrasyon, sizin demin dediğiniz gibi bir ekonomik entegrasyon hiçbir ülkenin aleyhine değil. Hiçbir dinin de aleyhine değil. Tabii çünkü aynı Allah'a iman. Tabii. Nihayet insanlar aç olduğu zaman yemek mecburiyetinde. Yiyeceğini bulamadığı zaman esas huzursuzluk orada başlıyor, savaş orada başlıyor. Siz insanlara gıda sağlıyorsunuz. Bu entegrasyonun esprisi de ekonomik gücü birleştirerek 1 artı 1'in 2 değil, 1 artı 1'in 11 ettiği sinerjilere dönüştürebilmek. Bizim esas yapmamız gereken şey bu. Bu Arap ülkeleriyle ilgili entegrasyon doğru olmalı. Türk Cumhuriyetleriyle ilgili entegrasyon doğru olmalı. Bölgesel entegrasyon doğru olmalı. Yani siz kendi potansiyellerinizi bir araya getirdiğiniz zaman demin de söylediğim gibi orada sinerji doğuyor. Çünkü birinin fazlası öbürünün ihtiyacı oluyor. Birinin, unutmayın, birinin fazlası öbürünün ihtiyacı olduğu ülkeleri bir araya getiremediğimiz sürece fazla üreten de sıkıntı yaşar. Az üreten de sıkıntı yaşar. Ama ne zaman bir araya geldiğiniz zaman fazla üretene pazar bulmuş olursunuz, az üretene de gıda bulmuş olursunuz. Onun için bu tür işbirliği, Türk-Arap iş formu son derece önemsiyorum yani. Bir şunu da düşünüyorum. Türkiye biliyorsunuz yıllardır pek çok ekonomik krizler atlattı. Bu ekonomik krizlerden toplumun etkilenmemesinin sebebinin Türkiye insanının güçlü inancı olduğunu düşünüyorum. Allah inancı olduğunu. O doğru. Bir de aile yapısıdır. Evet. Yani çünkü ben de o kriz döneminde özel sektördüm ve 2001 yılında korkunç derecede büyük bir travma geçirdik. Orada dağılmayışımızın, kristalize olmayışımızın en büyük nedeni değer yargıları, inanç ve aile bağıdır. Evet. Bu çok önemli. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bir de A9 televizyonu 2 yıldır kuruldu. A9'u yürekten tebrik ediyorum. Tabii siz sektörü
Yani siz üreteni ihtiyaç sahibiyle buluşturuyorsunuz. Bu hangi tür bir üretim faaliyeti olursa olsun. Kültürel bir üretim faaliyeti olabilir, ekonomik bir üretim faaliyeti olabilir. Siz son derece önemlisiniz çünkü vatandaşla, halkla üreten arasında, bizler arasında, sektör arasında çok ciddi bir bağ oluşturuyorsunuz. Ben size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.